Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuş kardeşimiz. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Xitay erkin soğudu rayonunun tezirek emelge eşiğe aldırmaqta. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Xitay başministeri Li Keqiang 9-sini təbir qılğan sözüdə rayonlar umumiyüzlük iqtisadi hemrahlıq münasibeti kelişimini tezirek emelileştiriş gerekliğini bildirgen. Xitay haberlerde onun Mekong rayonluq iqtisadi hemkarlıqının 7-ci qetimliq yığında qılğan sözleri nəqil edilgan bolup, iqtisadını əsliğe keltiriş üçün soğudu və məbləğ selişini küçəydiş gerekliği oturuğu qoyulğan. Şundaqlı pat arıdı pütüdüğen Xitay Tayland Tömür Yoli Phnom Penh Sihanoukville yuqarı süratlik taşuyla qatarlıq çoğun türlerinin kuruluşunu tizletip, rayonluq küçünü maslaştırışını ilgiri sürüş kerekliki bildirilgen. Li Keqiang yana dünyanın her qaysi caylardaki şirketlerinin Xitay'a məbləğ selişini karşı aldıqanlıqını, barlıq devlet işçi sırtıdaki şirketlerge oxşaş közde qaraydıqanlıqını bildirgen. Ma'lum bo'lishicha, xalqaro'dagi eng cho'ng erkin savdo rayoni qurish kelishimi bo'lgan rayonlar umumiyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimi o'tgan yili imzolangan bo'lib, Xitoy kelishimning ijro qilinishini ilgari surish uchun tezlikda tayyorlik xizmatlarini ishlashga boshlagan. Xitoy muavin savdo ministri Wang Shouwen bir necha kun ilgari bildirgan so'zida aloqador shartlarni baholayotganligi va bir qism a'zo davlatlar bilan berasmiy aloqa qilayotganligini bildirgan. Rayonlar umumiyüzlük iqtisadi hemrahlıq münasibeti kelişimi Xitay, Japonya, Koreya, Avustraliya qatarlıq 15 devletinin qatnışı bilen tüzülgen alahide erkin soğudu kelişim bulup hesablandı. Aza devletler 2019 yılı 11. ayda kelişim hasılı kılgan bulup, bultur 11. ayda resmi imza koygan. Bunun bilen mezkur hemkarlıq Avrupa İttifaqı erkin soğudu rayonundan eşip düşüp, dünyadaki en çoğun erkin soğudu iqtisadi gevdesige aylangan. Balılar lagirdeki körünüşler Şarkı Türkistan vəziyetini yurtup vermekte. Yıqın küllerde ictimai ofşur vasıtları tarqalgan balılar lagirdeki yüreklerini izidigan körünüşler Şarkı Türkistan'daki içinişlik vəziyetini məlum derecede yurtup vermekte. Mezkur sıllarda Xitay rejimi tarafından ceza lagirlerine kamalgan milyonluğan Şarkı Türkistan halkının igicaksız kalgan perizentlerinin balılar lagirdeki körünüşü körüstülgen. Xitay bu lagerlarga söygü, perişti bağıçısı digendek çıraylıq ısımlarını koyu olgan bolsa mı, emeliyette bu çıraylıq namlar arqısıga 21. əsirdeki medeniyetlik dünyaya yat bolgan qabahatlik vəziyet yuşurunmaqda. Mezkur körünüşlerdeki balılar lagerga kamalgan balılar 5-6 yaş etrapıdı bolup, ata-anı mikride xoşal xoram üsüp yetiliş hukukudun məhrum kaldırılgan balılarının yığızari yürekini əzmekte. Mezkur sınlarda yatak ve sınıplarda balılarının içinişlik yığılavatkan körünüşlerden sırt, balılarının pütüllay Xitayçı okutulduğalıqı, şunaqlı mecburi halda Xitay kimliki sığındırıldığalıqı körüstülgen. Bulardan sırt, balılarının kız oğul demestin bir tutaş kıskıçaç koyuşumu alahide dikkat tartıdıkken. Bundan ilgirki erişilgen məlumatlardımı lagırdaki balılarının anıtıldı sözlüşünün çekilindiğalıqı, xilaplı kılgıçılarının cezalındığalıqı, Xitay tili, Xitay medeniyetini ögünüşke mecburlandıqallıqı, balılar lagerinin Xitaylaştırış, kızıllaştırış, müngüyüş karakterlik şuar ve teşviqatlar bilen tolğallıqı məlum bolğan idi. İlgiri BBC muhberi John Sadvorusmu Türkiye'de yaşayavatkan Uyğurlarının Şarkı Türkistan'da kalgan ve yokap ketken perzentler haqqıda bergen guvalıqını anlıqan deyken, ekval egiləş üçün Şarkı Türkistan'a bargan. Bu jarayonda Xitay tarafından balılar yaslisi deb atalgan jaylarning atrofi butunlay saqchilarning qo'rshavida bo'lganligidan yaqin berib suratga olish imkoniyati bo'lmagan. Ammo yiroqdan u yerlarning butunlay sim to'siqlar bilan qo'rshalganligini atrofida nurg'ullagan kuzatish kamerasining o'rnatilganligini bayqagan. Yana kelib bu xildagi yaslilar jazo lagerlarining yinig'i qurilgan. Ma'lum bo'lishicha Xitay doiralari atalmış balalar yastilarining qurilishi uchun 1 milyard 200 million dollar sarf qilgan bo'lib, yolg'iz Qag'iliq noyisidagi 4-chi nomorliq yotoqliq maktabga 2020 yili 4-chi ayda 2000 dan ortiq o'smir edib kelingan. Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining tez sur'atda ko'payishi bilan birga atalmış yastilarning zo'r ko'lamda kengayishi kuzatuvchilarning andisini qo'zg'amoqda. Uyğur Sot Kollegiyasining 2-nji qatimliq isbot anglash yig'ini boshlandi. Uyğur Sot Kollegiyasining 2-nji qatimliq isbot anglash yig'ini bugun atigan soat 9 da Angliyaning London shahrida boshlandi.
Her kaysi devletlerden sotka katlaşmakçı bolgan guvahçılar 9. sentabr London'a cem bolgan bolup, Xitayning Sharq Turkistan'da icra qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati haqidagi bu qatimliq guvohlik berish va isbot anglash sotiga Sharq Turkistonlik Uyg'ur, Qozoq va boshqa millat shohidlaridan boshqa Uyg'ur masalasini tadqiq qilayotgan mutaxassislar va advokatlar qatnashdi. Yig'inda oldi bilan bosh sotchi Jeffrey Nice apandi ichli so'zi qilib, Uyg'ur sot kollegiyasining ahamiyati inson huquqlarini qo'g'dashning muhimligini tushuntirib o'tdi. O sözde yana Uyghur halkı uçurgan irqi qırğınçılıqının aldınqı əsirde Yahudilarga icra qılınğan irqi yoqtuş qılmışığı oxşaydığanlıqını Uyghur sot kollegiyasının təşkilləşnin məqsədlərindən biri irqi qırğınçılıqının aldını eliş ikənligini bildirdi. Sotta tunji bolup Avstraliyada yaşayatqan Uyghur ayal tor arqılı qatnışıp jaza lagırğa qamılıp arada bir qıtım quyup berilip qayt tutup ketilgen jaza lagırda qiyın qıstaqqa uçurgan yoldışı haqqıdı guvalıq berdi. Ve sot kollegiyasının yoldışı hakkında sorulan suallarına cevap verdi. İkinci kademde Japonya'da yaşayatkan yeni bir Uyghur özünün Xitay'a işleşki mecburlanğanlığı hakkındaki tefsilatlar hakkında guvalık verip, Xitay'nın Uyghurlarını bastırış üçün karı kolunu çet ellerge sunuvatkanlığını yeni bir kıtım ispatlap verdi. Məlum oluşça bu kıtımkı ispat anlaş yığınığa Kazakistan'da mı bir kısım şahitler katlaşkan bulup, Ular Xitay ve Kazakistan hükümetinin koş besimiğe duş gelgen bolsa mı, Şarkı Türkistan'daki zulümlerini halkarağa aşkarlaşkı bel bağlıgan. Uyghur Sot Kollegiyasının ikinci katımlık ispat anlaşığını bugündün tartıp 13. sentabrgacha 4 gün devamlaşıdı. Xitay Uyghur Sotu'a karşı akbarat ilan kılışığını ötküzdü. Uyghur Sot Kollegiyasının ikinci katımlık ispat anlaşığını bugün London'da resmi başlangan bolup, Xitay dairleri bununla karşı maksus akbarat ilan kılışığını ötküzdü. 9. sentabr Beijing'de 54. katımlık atalmış Şinjan meselesi akbarat ilan kılışığını ötküzülgen bulup, noktalı kaldı London'da 4 gün devamlaşıdığan Uyghur Sotu'na ayıplıgan. Yığında atalmış Uyghur Abdüm Rayırlık hükümetinin akbarat bayanatçısı Xu Guşan söz kılıp, mezkur sotunun halkara kanun cahetinin hiç kandak asası ve ünümü yok. Bundaq bir sotunu təşkilləş hukuku mu yok dəb car salgan. O sözde yana Uyghur Sotu'a qarı çaplab, mezkur sot Xitay'a karşı mutaxassis ve advokatlarını, artistlarını yığıp əkilip, Xitay'a qarı sürkəşini məqsəd qılgan. Bu, Amerika ve Gərib dövlətlerdeki Xitay'a karşı küçlərinin siyasi piçkisi dəb bildirilgan. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Zhao Lijian 9. sentabrdeki muhbirlarını kütüveliş yığınıda, muhbirinin bu vaqtki sualıga cevap verip, Uyghur Sot Kollegiyasının asaslıq iqtisad mənbəsinin Dünya Uyghur Qurultayı ikənliki, Guvahlıq bərgüçü Dulqun Aysa'nın terörçü işkallike haqqıdı car salgan. Şunaqlı Sot Kollegiyasının rəisi Jeffrey Nice ve tətqiqatçı Adrian Zeniz qatarlıqlarının ismini tilgi elib haqaretligen. Bu Xitay rejiminin Uyghur Sotu'a tunji qıtım hücum qilishi emas bolup, bu yıl iyun ayida ötküzülgen Uyghur Sot Kollegiyasının tunji qıtımlıq ispat anlaş yığını ötküzülüşten burun mu, Xitay maxsus akbarat yığını çakırıp, oxşaş tariqide hücum qılgan ve cinayetlerini inkar qılgan idi. Biden bilen Xi Jinping telefon söhbeti ötküzdü. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe, Amerika bilen Xitay'nın yukur derecelikler münasibeti üzülüp 7 aydınken, Xi Jinping bilen Amerika Prezidenti Joe Biden kayıt telefon söhbeti ötküzgen. Amerika'nın bir yukur derecelik emeldarının bildirilişçe, Xi Jinping bilen Biden bugün telefonda söhbetleşken bulup, tahminen 90 minut etrafıda devamlaşkan. İki taraf söhbette dünyadaki iki çoğun iqtisadi gavdi rekabetinin tokunuşka ayınlıp getişidin saklanış meselesini müzakir kılgan bulup, iki taraf her xil vasıtlar arqalıq daimi alaqını saklaşkı koşulgan. Növette Amerika bilen Xitay'nın münasibeti netçi 10 yıldın buyanqı en töven noktuğu çüşüp kalgan bulup, bu Biden vazifege oltırgandın buyan iki tarafının ikinci kıtım telefon söhbeti ötküzüşeyken. Arlıqta 7 ay ötken bulup, bu ceryanda iki taraf bir vasıta alaq kılmagan. Amerika yukur derecelik hükümet emeldari Biden bilen Xi Jinping'in uçuk yuruk söhbetleşkerlikini, iki tarafının iqtisadi meselelerini müzakir kılgallıqını bildirgen. Şundaqlı bu qetimliq söhbetinin məxsinin konkret kilişim yaki neticeki erişiş üçün emeslikini ilave kılgan. George Soros dünyanı yeni bir qetim Xitay'dan agahlandırdı. Milliyet Toru'nun haberde bildirilişçe, danlıq milyarder məbləğ salgıcı George Soros pul muamili vaqt kesdiki yazgan maqalisinkin
Valkochisi gazetede e'lon qilgan yangi obzorida dunyoni yana bir qatim Xitoydan ogohlantirdi. Milliarder mablag' solg'uvchi George Soros dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoyni yana tanqid qilib, BlackRock shirkatining Xitoyga solgan mablag'ini xaridorlarning puli va Amerikaning bexatarlik manfaati uchun xatarlik deb tasvirlagan. Soros oldingi maqolasida mu Amerikaning pul muomila organi BlackRockning Xitoyga solgan mablag'ini tanqid qilgan edi. Va Xitoyga milliard dollarlab mablag' selish ichinishlik xatolik. BlackRockning xaridorlari ehtimol ziyon tortishi mumkin. Texmo muhimi Amerika va boshqa demokratik davlatlarning davlat bexatarlik manfaati ziyonga uchraydi deganlarni bildirgan edi. Bu baho Sorosning yaqinqi bir necha hafta ichida bozorni hayron qoldirgan bir qator cheklamalar ichida Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoyga aloqador ogohlantirishlarning biri bo'lib hisoblandi. Soros oldingi oyda Valkochisi gazetasi uchun yozgan yana bir obzorida Xi Jinpingni dunyodagi echivetilgan jamiyatning eng xatarlik dushmani deb tasvirlagan edi. Bloomberg'ning xabarida bildirilishicha Soros o'zining eng yangi bahosida BlackRockning Xi Jinpingni xato mo'ljallab qolganligini, o'zining bo'lsa barliq Xitoy shirkatlarini Xitoy Kompartiyasi davlatining quroli deb qaraydiganligini aytgan. Dunyodagi eng zo'r ta'sir kuchga ega ikki pul muomila boshqaruvchining bu selishtirma ko'z qarashi pul muomila shirkatlarining Osiyodagi eng cho'ng iqtisodiy gavda duch kelayotgan andisha muhitini gavdalantirgan. Xi Jinping chet ellik mablag' solg'uvchilarning davlat ishi bozoriga qatnashishiga qulaylik yaratib bergan bo'lsa-mu, shaxsiy tarmoqlarga bo'lgan kontrollikni kuchaytirib, Amerika bilan tor bexatarligidan boshlab Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga qadar nurg'un masalalarda to'qinishda turmoqda. Talibanning vazifaga o'ltirish marosimini 11-sentabr o'tkazmoqchi bo'lishi diqqat qo'zg'adi. Afganistonda yangi Taliban hukumatining qurilishi xalqaro jamiyatda g'ulg'ula paydo qilgan bir paytda yangi hukumatning vazifaga o'ltirish marosimini 11-sentabr o'tkazmoqchi bo'lishi qaytadan diqqat qo'zg'adi. Bir qism xabar manbalarida aytilishicha Taliban yangi hukumatning vazifaga o'ltirish marosimini 11-sentabrga o'rinlashtirgan bo'lib, Xitoy, Rossiya, Qatar, Iran, Pokiston va Turkiya marosimga taklif qilingan. Halbuki bundan dal 20 yil burun ba'zi tashkilotining pilallashi bilan Amerikada 11-sentabr vaqasi yuz bergan va bu vaqa Amerikaning Afg'oniston urushini qo'zg'ishining o't piltisi bo'lib qolgan edi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha Birlashgan Davlatlar tashkiloti bir qism davlatlarning Taliban hukumatining qo'liga tushib ketishining oldini olish maqsadida Afg'onistonning chet eldagi taxminan 10 milliard dollarlik mulkini to'ng'itish harakatining Afg'onistonda ig'ir iqtisodiy chekinish keltirib chiqaradiganligi Millionlagan Afganistan xalqining namratlik va ocharchilikda qilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. BDTning Afganistan alohida vakili Debora Leonsning aytishicha, agar xalqaro jamiyat Afganistan xalqini texmo ko'p mablag' bilan ta'minlamasa, iqtisodiy krizis Afganistonning iqtisodiy va ijtimoiy tartibini bir necha avlod pala chalg'i tushirib qo'yishi mumkin ekan. Ammo g'arb allari Afganistonning chet eldagi mol-mulklarini Talibanga besim ishlatishdagi muhim vosita deb qaragan. Jumladan Biden hukumatı Afganistanning necha milliard dollar qimmatidagi oltinlari, mablag'i va tashqi perevod zapisini to'g'latishni hozircha amaldan qoldirish plani yo'q ekan. Bildirilishicha, navbatda Afganistan iqtisodiy xirisqa duch kelgan bo'lib, ig'ir pul baholiqi va ochlik yetishmaslik masalasi ko'rilishi mumkin ekan. Bu sababli nurg'un tanqidchilar Taliban rahbarligini iqtisodni jonlantirishga chaqirgan. Taliban ministri bu vaqtda yangi hukumatning rayon va g'arb hukumatlari bilan aloqa qurishni va xalqaroliq yordam tashkilotlari bilan hamkorlashishni umid qildiganligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.